herkese merhabalar. 9. fizik 1. dönem 2. yazıya hazır mısın Tonguç? Hazır değilim hocam. Tonguç'um zaten o yüzden buradasın ve çok güzel bir şekilde hazırlanacaksın. Hazır olsan burada ne işin var? Aynen süpersin. Tonguç'um bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. 2. dönemin neredeyse 1. dönemin neredeyse tekrarını yapacağız seninle bugün dersimizde. Öncesinde fizikle alakalı çıkacak 2. yazılı konularını hemen sana söylemek istiyorum. Fizik bilimine giriş ünitemiz çıkacak. Aynı zamanda madde ve özellikleri ünitemiz çıkacak. Ve aynı zamanda hareket ve kuvvet ünitemizin bir kısmı çıkacak. Sorular da çözeceğiz değil mi Tonguç, hocam? Sorular da çözeceğiz. Ardından yazılı programımız geliyor. Sana ufak bir konuları yaptıktan sonra beraber süper yazılı çözeceğiz. Seninle beraber bilim çevirmeler, işte kaliteli sorular, güzel sorulardan bir demet hazırladık yazılı provası olmak üzere. Tonguç'um bir kere 2. yazılı konularına baktığımız zaman fizik bilimine girişle başlıyoruz. Bilmemiz gerekenlere baktığımız zaman fiziğin tanımı, işte madde ve enerji ve bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalına fiziğin tanımı diyoruz. Bunu yaptıktan sonra çok fazla anlatmayacağım, merak etme. Çünkü bunlardan daha az çıkacak sınavda. Esas madde ve özellikleri ve hareket ve kuvvet ağırlıklı gelecek sınavımıza. Ama ufak bir şekilde tekrar edelim. Fiziğin alt dallarında ne ezberleyecektik? Metan yok. Yani mekanik, elektromanyetizma, termodinamik, ondan sonra atom fiziği, nükleer fizik, yüksek enerji ve plazma fiziği, optik ve neydi Tonguç'um? Katı hal fiziği olmak üzere fiziğin alt dalları bunlar. Fiziğin diğer disiplinlerle ilişkisine baktığımız zaman işte felsefeyle, kimyayla, biyolojiyle, işte teknolojiyle, sanatla bir sürü ilişkisi var diyoruz. Ve aynı zamanda Tonguç'um temel ve türetilmiş büyüklüklere baktığımız zaman kısa muz aklımıza gelecek. Neydi onlar? Temel büyüklüklerde. Hemen söyleyelim kütle, ondan sonra ışık şiddeti, sıcaklık, ondan sonra akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman. Bunların her birisinin birimlerini de bilmemiz gerekiyor. Bu kısa muz dediğimiz bölgelerle alakalı mı hocam? Hayır, onunla alakasız. Mesela uzunluğun birimi metredir. Mesela sıcaklığın birimi, her zaman bu hata yapılır, Kelvin'dir. Aman dikkat et, Celsius değildir. Kelvin Klein. Öğretmenler bir çeldirici olarak sorarlar mutlaka. Işık şiddeti kandeladır. Kütlenin birimi kilogramdır falan filan, bunları bileceğiz. Bunlara SI birimi diyorduk. SI Standard Institute demek aslında, oradan geliyor diyoruz. Şimdi Tonguç'um kuvvet bak çeldiricidir. Temel büyüklüklerden değildir kuvvet. Türetilmiş bir büyüklüktür, unutmayalım. Mesela hız bir türetilmiş büyüklüktür. Mesela işte ivme falan filan. Vektörel ve skaler büyüklükten şunu hatırlayalım Tonguç'um. Vektörel büyüklükler yönü var, skalerlerde yön yok. Hızın yönü var, süretin yönü yok. İşte sıcaklığın skaler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Uzunluğun skaler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ama yer değiştirmenin vektörel olduğunu bilmemiz gerekiyor. Özellikle hareket ve kuvvet ünitesinde yer değiştirmeye çok uğraşacağız. Bilim araştırma merkezleri işte TÜBİTAK'tır, TAEK'tir, ondan sonra işte ASELSAN'dır, CERN'dür, NASA'dır, ESA'dır falan, bunları bilmemiz gerekiyor diyoruz ve bunlar yazılıda çıkabilir diyerekten madde ve özelliklerine geçelim. İşte gerçekten de sınavda karşımda çıkabilecek. Dananın kuyruğu koptu ya. Tabii burada birimlerini bilmemiz gerekiyor. Kütle hacim yoğunlukla ilgili birimleri bilmemiz gerekir. İşte nedir onlar? İşte kilogram, gram, bunlar kütle birimleri. Bunlar sınavda çıkar. Aynı zamanda ton bir kütle birimidir. Ama hacim birimi dersek metreküp, desimetreküp, litre, bunlar hacim birimleridir diyoruz. Ve kütle hacim yoğunlukla dedemuzu böl ver formülü çok önemli Tonguç'um. Dedemuzu böl ver yoğunluk eşittir. Yani öz kütle eşittir kütle bölü hacimi, hemen hatırlayalım. Ve kütle hacim birim dönüşümlerini de bilelim Tonguç. Ve kütle hacim yoğunluk ile ilgili işlem ve tanımlar, hatta çok önemli grafikleri de bilmemiz gerekir. Sınavda %100 grafiklerden çıkar diyoruz. Grafiklerde hatırlamamız gerekirse, eğer şöyle bir grafik varsa Tonguç'um, şöyle bir grafik varsa, bu grafikten okuyabileceğimiz tek şey aslında yoğunluğu hesaplamaktır diyoruz. M bölü V'den, yani kütleyi hacme bölerek hesaplayabiliriz diyoruz. Göstereceğim zaten sınavda, merak etme, sorularda merak etme. Yapışma ve tutma kuvvetleri, yani adezyon ve kohezyon kuvvetlerini sınavda sorabilir. Ve kılcallık, yüzey gerilimi de en önemli kuvvetlerden. Yapışma kuvveti farklı tür maddeler arasında, tutma kuvveti yani kohezyon kuvveti de aynı tür maddelerin birbirini tutmasıdır diyoruz. Kılcallıksa ince borularda sıvının yükselmesidir. Yüzey gerilimi ise Tonguç evladım benim, herhangi bir sıvının yüzeyindeki moleküllerin birbirini normalden daha fazla çektiği için ince bir film tabakası oluşturmasıdır diyoruz. Ve geldik işte gerçekten de hareket eşittir bereket. Hareket eşittir bereket. Evet, hareket eşittir berekettir gerçekten de. Hareket ünitemize şunu bilmemiz gerekir. Sınavlarda karşımıza gelecek şey, işte asıl buradan gelecek. Hareketin sınıflandırılması en temel şeyde. İşte öteleme hareketi, elmanın yere düşmesi, trenin hareket etmesi, trenin bir yerden, arabaların bir yerden bir yere gitmesi. Dönme hareketi, topacın dönmesi, dönme dolap, arabanın tekerleğinin dönmesi ve benzeri.
Titreşim hareketi nedir? Salıncakta sallanma bir titreşim hareketidir. Gitar telinin titremesi zaten onlar az üstünde titreşim hareket diyoruz. Bunlar genel olarak bilmemiz gerekenler arasında ama hareketin temel kanunu konum X, alınan yol X aynı şekilde, yer değiştirme delta X. Neden delta X? Çünkü artık konumlar arasındaki farkı ölçüyoruz. Konum vektöreldir, unutma. Yer değiştirme vektöreldir. Alınan yol skalerdir Tonguç'um. Sürat skalerdir, hız vektöreldir. İşte bunlar çok önemli. Neden bunlar çok önemli? Çünkü hızın vektörel olduğunu bilirsen Tonguç'um, hız aslında yer değiştirmeye göre hesaplanır, hatırlayabilirsin. Çünkü yer değiştirme de vektöreldi. Bu ikisi birbiriyle özdeş. Bu ikisi birbiriyle özdeş. Bunları karıştırmamamız gerekir. Sınavda %100 çıkacak. Bunların grafikleri de bilmemiz gerekir tabii ki. Konum zaman grafiğinden biz eğimi bulursak hızı buluruz. Hız zaman grafiğinden de alanı bulursak konumu bul, yer değiştirmeyi buluruz. Unutmayalım Tonguç, bunlar sınavda %100 gelecek. Ortalama hız dediğimiz şey aslında toplam yer değiştirme bölü toplam zamanla bulunur. Bununla ilgili bir tane sorumuz var içeride, bekliyor seni. Hızı kulaziz. İvme kavramına da bakarsak, ivme kavramında da delta V bölü delta T'dir. İvmeyi A ile gösteririz ve hızlanma ve yavaşlama demek aslında ivme. Delta V bölü delta T dediğimiz şey de hız değişimi bölü zaman. Yani birim zamandaki hız değişimine biz ivme deriz sonuç. Bazen hızlanır, o zaman pozitif ivme olur. Bazen yavaşlar, o yüzden negatif ivme olur. Bunları da hatırlayalım diyoruz. Kuvvet kavramına baktığımız zaman tabii kuvvet deyince aklımıza ne gelecek? Newton gelecek. Newton dediğimiz adam çok önemli deneyler yapmış ve Newton aslında kuvvet kavramının babasıdır diyebiliriz. Zaten o yüzden birimine, kuvvetin birimine demişler? Newton demişler. Newton'da işte bir temel kuvvetler var Tonguç evladım benim. Doğadaki kuvvetleri ayırırsak bir temel kuvvetler var Tonguç evladım benim. Ondan sonra hemen şöyle düşünelim hatta. Evet, doğadaki dört temel kuvvet var. Bunlar nedir? Güçlü nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvveti dört temel kuvvet arasına girer doğadaki kuvvetlerden. Tabii burada kuvvetleri şöyle de ayırabiliriz Tonguç evladım benim. Bir temas gerektiren kuvvetler, bir de temas gerektirmeyen kuvvetler diye ayırabiliriz. Temas gerektiren kuvvet itme, çekme, kaldırma kuvveti, suyun kaldırma kuvveti, sürtünme kuvveti, bunlar temas gerek. Temas gerektirmeyenlerse yer çekimi kuvveti, elektrik kuvveti, manyetik kuvvet, bunları hatırlamamız gerekir. Peki bir de aynı zamanda dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler, bu acayip önemli. Şu sınavlarda kesin çıkar bu. Net kuvvet hesabı yaparken aslında bunu bulabiliriz. Dengelenmiş kuvvet net kuvvet sıfırdır. Dengelenmemiş kuvvette net kuvvet sıfır değildir. Burada madde nasıl gider? Sabit süratle gider veya durur. Burada ise dengelenmemiş kuvvetler altındaki bir etkide ise ivmelenir diyoruz. Ya hızlanır ya yavaşlar diyoruz. Newton'un hareket kanunları da 3'e ayırıyoruz. Eylemsizlik yasası ilk yasası. Temel yasası da F eşittir MA dediğimiz yasa. Yani Newton'un temel yasası, ona temel yasa diyoruz. F eşittir MA. Yani kuvvet eşittir kütle çarpı ivmedir. Etki tepki yasası da 3.'sür diyoruz. Etki. Bu kadarını bilsen yeterli şimdi. Tabii hocam, bunların detaylarına gireceğiz şimdi ama sınavımıza başlayalım. Hocam diyoruz. Isaac Newton esasında Isaac Mefton'muş hocam. Evet. Müslüman bir bilim insanı. Ne diyorsun evladım? Böyle, İshak Mefton değil mi hocam? Hayır, o şey evladım. Shakespeare'de aslında Şehbir'miş diyorlar ama biz onunla geyikleri yemiyoruz. Aşağıdaki boşluklara gelmesi gereken kelimeyi yuvarlak için alınız demiş. Fizik bilimi evrendeki olaylara mantıklı ya da subjektif açıklamalar getiren bir bilimdir. Temel bir bilimdir. Tonguç'um bir kere fizik bilimi evrendeki olaylara mantıklı açıklamalar getiren bir bilimdir. Bunu unutmayacağız. Şimdi subjektif şey gibi geliyor. Hani kişiye özgü gibi, hani subjektif değil, kişiye özgü. Yani bana göre böyle, sana göre öyle. Öyle değil ki. Mantıkla herkesin kabul edebileceği objektif bir şey olması gerekiyor diyoruz. Fiber optik kablolar ile bilgi taşınması fiziğin bilmem ne alt dalındaki bilgileri açıklayabilir. Tabii ki fiber optik zaten fiber optik kablolar nasıl biliyor musun Tonguç'um? Bir kablo düşün. Kablonun içinden normalde teller geçer değil mi Tonguç'um? Evet. Fiber optik kablonun içinde şurada bir ayna var. Şurada bir ayna var. Şurada bir ayna var. Şurada bir ayna var. Çok enteresan bir şey göstereyim sana. Vallahi ben bunu öğrendiğim zaman çok şaşırmıştım. Fiber optikte normalde elektrik hızında, elektronların hareketi hızında da gider kablolar geçseydi. Ama buradan mesela bir ışın gönderiyorsun. Bu ışın buradan yansıyor.
Buradan yansıyor. Sonra buradan yansıyor. Aynalar üzerinden yansıya yansıya nereye kadar ulaşıyor? Kablonun içinden bilmem nereye kadar iletilebiliyor. İşte fiber optiğin manası aslında bu. İçinde optik kablolar var. Bu optik kablolar ışık hızında iletiyor. O yüzden optikle alakalı diyoruz. Geldik fizikteki temel türetilmiş bir büyüklük olan sıcaklığın. Bir kere sıcaklık temel bir büyüklüktür. Kısa muzdaki hatırlıyorsak kısa muzdaki bu S aslında sıcaklıktır. Peki birimin Celsius veya Kelvin'dir. Sıcaklığın birimini çok çeldirici yaparlar. Celsius değildir, Kelvin'dir. Unutmayalım. Kelvin dediğimiz şey de çok enteresan bir şeydir. Büyüklüktür. Normalde 0 derece aslında 273 Kelvin'dir. Bunu da hatırlayalım, bir kafamızın bir kenarına yazalım diyoruz. Yıldızlar gibi gök cisimlerinin hareketinin incelenmesiyle fiziğin mekanik ve veya nükleer fizik alanında çalışma yapılmış olur. Fiziğin tabii ki mekanik. Çünkü yıldızların kütle çekim kuvvetleri, birbirlerine çekim kuvvetleri tamamen ama tamamen mekaniksel bir şeydir. Dönme hareketi tamamen kuvvetlere dayalı bir şeydir. Nükleer fizik atomun içindeki çekirdeğin yapısıyla uğraşır. O yüzden nükleus, çekirdek demek aslında nükleer oradan geliyor. Diyoruz ve geçiyoruz. Birim kareli düzlemde verilen KLM vektörü yok, zor değil çok fazla. İbari. Ama hani vektör konusunu bilmemiz gerekiyor. Ama vektör konusunda kazanımlarımızda ben şöyle bir şey var. Ben büyüyünce vektör olacağım hocam inşallah üniversite. Bize evet eskiden şöylelerini de veriyorlardı. Bununla bunun toplar mısın diyorlardı. Ama artık kazanımlarımızda şöyle demeye başladı. Lütfen çocuklar artık sadece aynı doğrultuda vektörlerin toplamından veya bileşkesinden bahsedin. Bileşkede o yüzden böyle sorular yapıyoruz. Bileşke dediğimiz şey aslında toplam demek Tonguç Evren Bey. Toplam kaç birimli diye soruyor bize. Bunların hepsinin toplamını bulurken şöyle bir şey yapıyoruz. Ya diyoruz ki kardeşim bununla bunu toplarım. Bak bu ikisi birbirleriyle aynı yönde. O zaman bu iki yukarıya bu da iki yukarıysa bunların bu ikisinin toplamı aslında dört yukarıdır. O zaman şöyle diyorum. Şöyle K ile M'nin toplamının çatarank diye bak şu olduğunu söyleyebilirim. K artı M diyebilirim. Çünkü neden Tonguç Evren benim? Çünkü K 2 yukarıydı. M 2 yukarıydı. Bunlar birleşti zaman güçleri 4 oldu. 4 yukarı gider. Ama L de aşağı üçkağıtçı. O zaman L de aşağı ise K artı M ile L'yi toplarsam bu bunun içinden bir taneyi götürecek. Neden? Çünkü bu adam aşağı doğru ya. Aşağı doğru yani artı 4 yukarıya. Bu da eksi 1 desen aşağı doğru olduğu için. Artı 4 eksi 1. Artı 3 çıkar toplamı. Dolayısıyla bu gidecek, bu gidecek, bu gidecek. Sonuç olarak K artı M artı L de şu çıkacak. Hop bu. K artı M artı L diyorum. Ve bütün hepsinin toplamını da bu şekilde bulmuş oldum. O yüzden okay. R dediğimiz birleşke vektör artı 3 birimdir diyebiliriz çok rahatlıkla. Hani şunu şöyle yapabiliriz. Yapalım hocam. R'yi şöyle de yapabiliriz Sonuç'um. K'nın uzunluğu ne? Artı 2. M'nin uzunluğu artı 2, L'nin uzunluğu eksi 1. Bu ikisinin bu üçünün topladığı zaman R eşittir artı 3 birimdir diye çıkıyor diyoruz ve geçiyoruz. Yukarıdaki birim dönüşümleri yapınız demiş. Hemen birim dönüşümleri yapalım. Hesap makinesiyle yapamaz mıydı? Hayır bak buradaki sana tüyo vermiş. Bir kere 1 litrenin 1 desimetre küpü yani litrenin desimetre küpü aynı şey olduğunu bilelim. O zaman bu 4 litre aslında 4 desimetre küptür ve 4 desimetre küpü santimetre küpü çevirmemiz gerekiyor. Hani hatırlıyorsan metre küp ortadaydı. Sonra altında desimetre küp vardı. Sonra altında da santimetre küp vardı. O zaman bir basamak aşağı ineceksen büyüyecek. Aşağı inerken çığ gibi büyüyordu. Dolayısıyla 4'ü nereye çarpmam gerekiyor? Küplerde 1000'le çarpmam gerekiyor. O zaman 4000 santimetre küp diyorum. Kilogramı grama çevireceğim. Bir kere 1 kilogramın 1 kilogramın 1000 gram olduğunu çok iyi hatırlayayım. O zaman 1000'le çarpmam gerekiyor. O zaman ben bunu 1000'le çarparsam 0.6'yı 1000'le çarptığım zaman 600 gram çıkar diyoruz ve 20 litreyi desimetre küpe çevireceğim. Bir kere mililitreyi ilk başta litreye çevirelim. Zaten litre ile desimetre küp aynı zımbırtılar. O zaman litreyi çevirebilmek için şöyle düşünelim. Litre aslında buradaysa santilitre, pardon desilitre, santilitre
ve mililitre gelir. O zaman 1, 2, 3 tane yukarı çıkmam gerekiyor. O zaman 3 tane yukarı çıkmak demek küçültmek demek. Her bir çıkışta bölü 10 yapmam gerekiyor. O zaman 1000'e bölmem gerekiyor benim bu zımbırtıyı. 1000'e böldüğün zaman bu sıfırlar götürdü. 2 bölü 100'den 0 tam %2 desimetre küp. O da 0 tam %2 litredir diyorum. Ve miligramı da grama çevirmem gerekiyor. Miligram, gram arasındaki ilişki de burası gramsa mesela bu desigram, burası santigram, burası da miligram diyorum. O zaman 1, 2, 3 tane çıkacağım. O zaman 1000'e bölmem gerekiyor yine aynı şekilde. 1000'e böldüğüm zaman bunlar sadece işte 3 bölü 100'den 0 tam %3 gramdır diyorum ve geçiyorum bilim dövüşüm. Yeni soru yeni şans. Harika. Kenar uzunlukları. Bu nasıl bir soru hocam? Evet birazcık kazık aziz bir soru. Aziz. Verilen iki dikdörtgenler prizması biçimindeki cisim eritilerek bak R yarı çaplı bir küre yapılıyor. Şimdi böyle bir cisim var. Bir biçimdeki cisim eritilerek R yarı çaplı bir küre. Metal olsa gerek bu. Bu küre buna göre kürenin yarı çapı kaç santimetre kaç metredir demiş. Gerçekten kazıklı aziz bir soru. Şimdi bir kere bunun bir hacmini hesaplayalım. Şimdi hacim dediğimiz şey V ile hesaplanırdı. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmini hesaplayabilmek için mantık şuydu. Bütün kenarları, farklı kenarları çarpalım. Yani A çarpı B çarpı C yapalım. Şimdi mesela şunun hacmini hesaplayalım. Şunun hacmini hesaplayalım. Bak, burası 4, burası 3. O zaman 4 çarpı 3 çarpı. Bir de şunun kalınlığı yani burası. Hatta burası 1 ise burası da 1'dir. Burası 1'dir. Burası da 1 metredir. O zaman bir de 1 ile çarpıyorum. 12. Dikkat et metreleri çarptığım için metre küptür diyorum. Buna ne diyelim? Buna V1 diyelim. Bir de bunun hacmini hesaplayalım. V2'yi hesaplıyorum şimdi. Bak burası 12 çarpı. Burası 10 çarpı. Şurası da burası 1 olduğu için burası da 1'dir. O zaman burası da 1'dir diyorum. Buraya kadar anladık mı Tonguç? Anladım hocam. O zaman bunların hepsi 20 metre küptür diyoruz. O zaman bak bu V1'i bulduk, V2'yi bulduk. O zaman toplam hacmi nedir desek bunun? V1 artı V2 yani 12 artı 20'den 32 metre küptür deriz. Ha, şimdi 32 metre küp toplam hacim. Sen bunu eritiyorsun. Bunu eritip aslında bir küre haline getiriyorsun. Bu küre dediğimiz zımbırtının da yarı çapını istiyorsun benden. Bir kere bunu eritip küre haline getiriyorsan bir kere 32 metreküp madde erittin ve küre yaptın. O zaman bunun hacmi de 32 metreküptür. Yani kürenin hacmi ve aslında 32 metreküptür. Peki kürenin hacmini nasıl hesaplıyorduk? Burada vermiştik bak. 4 bölü 3 pi re küple hesaplıyoruz. Ha şunu karıştırma Tonguç'um bak. Bazen çok karıştırılan bir şey var. Pi re kare var. Pi re kare dairenin alanıdır. Bunu çok öğrenciler çok karıştırıyor. 4 pi re kare ise aslında kürenin alanıdır. Kürenin alanıdır. Yani 4 pi re kare şey değildir. Hani kürenin hacmi falan değildir. 4 pi re küp kürenin alanı hacmidir. O zaman hemen bakalım. Diyoruz ki biz ya kardeşim 32 yani kürenin hacmi eşittir 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp olmak zorunda. Oran r'yi bulabilirim. Pi'yi 3 alacağız ya. Evet hocam. Bak burayı 3 alırsak 32 eşittir. 4 bölü 3 çarpı 3 çarpı r küp deriz. 3'ler birbirini götürdü mü? Bak 32 eşittir 4 r küp eder. Her iki tarafı 4'e böldüğümüz zaman 8 eşittir r küp çıkar. R neyin kübü 8 evladım? 2'nin. Bravo kere diyorum 2, 4, 4 kere 2, 8. Ha, r eşittir 2 çıktı. Demek ki r 2 metredir diyorum. Çünkü bütün zaten birimler metreydi. Dolayısıyla R'yi 2 metre bulmuş olduk ve geçiyoruz diğer soruya. Safkaleme cisimlerin kütle hacim yoğunluk değerlerinden bazıları verilmişti. Tamam eyvallah. Buna göre tablodaki eksik değerleri tamamlayarak KLM'nin kütle hacim grafiğini çizilmiş. Böyle sorulara ne yaparsın Tonguç? Hocam bu tür sorularda önceki soruyu dikkatli bir şekilde okuduktan sonra önündeki adaya bakarım. Eğer yapamadıysa arkadaki adaya bakarım. Eğer kimse kopya vermezse yapabileceğim bir şey yok. Soruyu boş bırakırım hocam. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten süpersin. Ben de bu sırada bir yudum çay içtim. Teşekkür ederim sana. Tonguç'um musluk suyuyla yapılmış hocam çay. O yüzden boğazınıza tıkamış olabilir. Şimdi adam bize kütle hacim ve yoğunluk tablosu vermiş ve bunun grafiğini çiz diyor. Bir kere hemen şunu hatırlayalım. Dede muzu böl ver değil mi Tonguç evladım? Böyle evladım. Aynen öyle diyorsun dangoz musun? Hayır dede muzu böl o zaman D'yi yani yoğunluğu bulmak istiyorsak muzu yani kütleyi vere böleceğiz. Yani hacme böleceğiz. O zaman kütleyi hacme bölersem yoğunluğu bulurum. 15'i 5'e böldüğüm zaman kaç çıkar bunun yoğunluğu? 3 çıkar bitti soru. Şimdi bu yani yoğunluk
bunun buna bölümü ise buranın 12 olduğunu çatarak diye söyleyebilirim, bitti. Bu aslında bunun buna bölümü ise neyin 4'e bölümü 0,5'tir? 2'nin 4'e bölümü 0,5 zaten yarım demektir. 1 bölü 5 bölü 10 o da 2, 1 bölü 2'dir. Yarımdır. O zaman 2'yi 4'e bölersek 0,5 çıkar. Boşlukları bir kere doldurduk. Yani aslında yapmamız gereken şey bu M, bu V ya. Bu da D ya Tonguç'um. Bunu buna bölünce bu çıkacak. 15'e 5'e böl 3 çıktı. 24'e 2, 12'ye böl 2 çıktı. 2'yi 4'e böl 0 tam 10'da 5 yani 1 bölü 2 çıktı diyoruz. Şimdi bunların grafiklerini çiziyor. Eyvah eyvah eyvah. Şimdi bir kere bu M'nin kütlesi 2 iken, bak M'nin kütlesi 2 iken hacmi kaçmış 4'müş. He, o zaman kütlesi 2 iken hacminin 4 olduğu yer burası. O zaman bu adam M olsa gerek ve ben bunun grafiğini çizerken maviyi çiziyorum M'yi. Bak şöyle bir şey çiziyorum, hop böyle çizdim. O yüzden bu M'nin grafiği diyorum ve çizmiş oldum. O zaman bunun ucuna da M yazdım. Şimdi ya kardeşim burası 15 burası 5, kütlede 15 göstermiyor ki. Ne evet. yapacağız? Hacimde de 15. O zaman şöyle düşünelim Tonguç'um. Hacimde gösterdiği şeye bakalım. Mesela hacimde gösterdiği şey değil de mesela şöyle diyeyim. Bunun yoğunluğu 3 değil mi Tonguç'um? Bunun yoğunluğu 3 ise bunun kütlesi mesela 3 olsaydı. 3 olsaydı bak. K'yı da şeyle yapalım. Siyahla yapalım. Kütlesi 3 olsaydı. Burası 3 olsaydı. Bunun buna bölümü 3 olacağı için yoğunluk çünkü bir madde için değişmezdir. Sabittir. Bu maddelerin yoğunlukları sabittir. Bunun kütlesi 3 olsaydı. Hacmi ne olmak zorundaydı? 3'ü 1'e bölersek 3 çıkacağı için 1 olmak zorundaydı. O zaman biz verdiğimiz değerleri yani kütlesi 3, hacmi 1 yani şu nokta bak kütlesi 3, hacmi 1. Şu noktada bizim nezimizdir Tonguç Evren benim K'mızdır. O zaman ben K'nın grafiğini de şöyle çiziyorum. Hop buradan geldi. 3'e 1, 3'e 1 gidiyor hep bak dikkat edin. 3 çıktı 1 sağa gitti. 3 çıktı 1 sağa gitti şeklinde eğim hep aynı olacak şekilde K'yı da göstermiş oldum. Şimdi gelelim L'ye. Ya L'de 24, 12 tabuda hiç olmayan şeyler. Aynen hocam. O zaman şöyle düşünelim. Bir kere yoğunluğu 2 olacağına göre. Ya kardeşim bunun buna bölümü 2 olacak. O zaman buna mesela şey desek sallıyorum. Buna 2 desek bu 1 olmaz mı Tonguç Evren Bey? Evet hocam. O zaman 2'ye 1 noktası neresi Allah aşkına? Bak 2'ye 1 noktası da bu nokta işte. Bak L noktası. O zaman kardeşim 2 yukarı 1 sağ. Böyle çıktım ya. Sonra tekrar 2 yukarı 1 sağ çıkacağım. Sonra tekrar 2 yukarı 1 sağ çıkacağım. Bak 2 yukarı 1 sağ. 2 yukarı 1 sağ. 2 yukarı 1 sağ. Şeklinde uzattığım zaman da L'nin grafiğini bulmuş oluyorum Tonguç. İşte burada eksik değerleri tamamladık. K ve L'nin kütle hacim grafiklerini çizdik. Ve bize eğer sınavda bak sınavda tam tersini yapabilir. Bunu verip bunu sorabilir. Bunu verip bunu sorarsa yapmamız gereken şey şu. Sakın ama sakın buradaki dataların burada gözükmesine dikkat etme. Yapman gereken şey şu aslında. Buradan herhangi bir nokta seçip benim yaptığım gibi mesela bak şu noktayı seçtim ya. Ya kardeşim K'nın yoğunluğu bu noktadaki yükseklik ne kütle ne 6. 6 bölü hacim ne 2. 6 bölü 2 3 gram bunun birimi de bölü santimetre küptür deriz. Mesela L'nin yoğunluğunu bulmak için hemen yine bir nokta seçiyorsun. Mesela şu noktayı seçtim. Bak bunun yüksekliği 6 bölü bunun hacmi nedir? Hacmi de 3'tür. 6 bölü 3'ten 2 gram bölü santimetre küp. Bak aynı şeyler çıkıyor. 3, 2. Çünkü grafiği çizdikten sonra her şeyi bulabilirim. Grafikten de biz öz kütleye gidebiliriz. Bunu unutma. Mesela ondan sonra diyorum ki ya kardeşim şu noktayı seçtim. D, M diyorum mesela. Bu noktayı seçeceğim. Bunun yoğunluğu kütlesi nedir? 1 bölü hacmi nedir? 2. 1 bölü 2 0 tam 10'da 5 gram bölü santimetre küp. O zaman bizim kütle hacim grafiğinden neleri bulabiliyormuşuz? Yoğunluklarını bulabiliyormuşuz. Veya tabloya göre kütle hacim grafiğinde oluşturabiliyormuşuz diyoruz ve geçiyoruz diğer sorumuza. KL sıvılarının camdan yapılmış kaplardaki denge durumları şekilde verilmiştir. Eyvah eyvah. Burada enteresan bir soruyla karşı karşıyayız. Buna nasıl göre, sıvı hocam? Yukarı doğru durmuş. Kaplara camdan yapılmış kılcal borular daldırıldığında sıvıların denge durumlarını çizerek sıvılara etkilen kohezyon ve adezyon kuvvetleri arasındaki ilişkiyi yazın demiş. Bir kere Tonguç'um böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Affedersin. Yani oluyor işte görüyorsun evladım. Niye olamaz diyorsun?
Oluyor. Ne zaman oluyor biliyor musun? Bilimin bittiği noktadayız. Hayır. K sıvısı mesela civa ise böyle olur. Aa. Çünkü civa çok enteresan. Toparlak duran, kendi kendine yeten, başkalarını umursamayan bir madde. Enteresan bir madde. Ama mesela suysa bu şekilde durur. Bak civa ise bu şekilde durur. Ama suysa cama yapışmaya çalışır. Camdan yapılmış kaplar ya. Şimdi bak burada K sıvısı top şeklinde olduğu için, yani sen normalde bunu yüzeye attığın zaman böyle durur. K sıvısı böyle durur. Ama sen cam yüzeye L sıvısını attığın zaman böyle durur Tonguç Evren Bey. Çünkü neden? Çünkü adam camı seviyor. Baksana cama tırmanmış. Burada ne kadar cama yapışmış. Ama bu adam yapışmamış. Kaçmaya çalışmış cam yüzeylerden. Görüyor musun? Camların kenarlarından kaçmaya çalışmış. Ama burada cama yapışmış. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyiz Tonguç Evren Bey? L sıvısı kalp cam diyebilir miyiz Tonguç Evladım Bey? Evet hocam. O zaman burada da K sıvısı ne diyelim burada da şöyle bir böyle canavar ağzı yapıyorum ve ne diyorum evladım, cam diyorum. Tamam, çocukça anlatıyorum birazcık ama yapacak bir şey. K sıvısı camı sevmiyor. O zaman sevmezse kardeşim, o zaman burada bir kere L sıvısının adezyon kuvvetinin daha fazla olduğunu, yani camı sevdiğinden dolayı adezyon kuvvetinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Adezyon kuvveti büyüktür. Kohezyon kuvveti diyebiliriz L sıvısı için. Ama K sıvısı için tam tersi. Kohezyon büyüktür adezyon diyebiliriz. Kohezyon büyüktür adezyon diyebiliriz. Bu ilk kazanımımız. Şimdi durumlarını çizmeye çalışacağız. Ya kardeşim, bunun içine kılcal bir boru daldırdığın zaman. Zaten cam boruyu sevmiyor adam. Bak bu adam bir kere cam boruyu sevmediği için bu adam şöyle, normalde bu böyle duruyordu. Şöyle bir pozisyon olacak. Yine burada böyle bir pozisyon olacak. Neden? Cam boruyu sevmiyor. Kaçıyor bu camlardan. Etraftaki camlardan kaçıyor. Ama içine soktuğun zaman Tonguç Evren Bey'im, burası da içeriye göçecek. Yani sıvı camdan kaçmak için elinden gelen her yola başvuracak. Kaç. Cam boru soksan bile ne yapmaya çalışacak? Cam borunun içinde sıvı yükselmemeye çalışacak. Kılcallıkta çünkü ters bir şey. Yani kohezyon ters bir şey. Burada ise Tonguç'um, ya adam seviyor zaten. O zaman yine aynı buradaki gibi bir hal alacak. Burası cam çünkü. Burası cam. Böyle geldi. Ve aynı zamanda çok enteresan, kılcallıkta adezyonun şöyle bir etkisi var. Adezyon sıvıyı yukarı çıkartır. Ve bu şekilde kılcallık etkisinden dolayı, burada bak, kılcallık etkisinden dolayı sıvı yukarı doğru fışkıracak diyoruz. Ve aynı mesela işte incecik borularda suyun bitkilerde yükselmesi gibi kılcallık etkisi diyoruz bu olaya ve geçiyoruz diğer soruya. Geldik. Oo. İşte gerçekten sınav sorusuna. Sürat felakettir hocam. Ben bu tarz soruları karşı olduğum için değiştiriyorum hocam. Dangozlaşma. Trafik canavarı olmayın hocam. Size boş bırakın. Bak çok enteresan bir soru. K noktasından 0-1 anında harekete geçen 1-10 anında L noktasına varıyor. Buradan başlıyorsun. 1-10 anında varıyorsun. O zaman şurada 1-0-0'da, burada 1-10'da. Sonra da araç L noktasına hiç durmadan geri dönerek 1-20 anında da burada. 1-20 anında burada. O zaman ilk başta buraya gidiyor. Sonra tekrar buraya geri dönüyor. Enteresan. Evet, araç L noktası. Bu soru %100 sınavda gelir. Çünkü bu tarz bir soruyu sorarlar. Öğretmenler çok severler bu soruları. Peki 1-20 anında M noktası. Buna göre aracın aldığı yol kaç metre? Bu sınav sorusu. Gerçekten sınav sorusu. Çünkü aracın aldığı yol ve yer değiştirme, bunlar farklı kavramlar ve bunu sorgulamış. Buradan başladık. Buraya gittik. Kaç metre yol aldık Tonguç'um? 1200 artı 1200, 2400 metre yol aldık. O zaman 2400 metre bir yol aldı, artı. Ondan sonra buraya geldi tekrar 1200 gitti bak. 1200, 2400 gitti, sonra 1200 daha geldi. Toplamda o zaman aracın aldığı yol 3600 metre diyoruz. Aracın ortalama sürati kaç metre bölü saniye demiş. Şimdi Tonguç'um, sürat dediğimiz şeyle hız dediğimiz şey birbirinden farklıdır. Lütfen bunu hatırlatmak istiyorum. Sürat dediğimiz şey alınan yol bölü zamanla hesaplanırken, hız dediğimiz şey yer değiştirme, bak bu çok önemli, yer değiştirme bölü zamanla hesaplanır. O zaman hemen bu formülleri aklımda tutarak da, sürat
vektörel değildir ama hız ve yer değiştirme vektörü olduğu için böyle oklar çizilir tepelerine. Şimdi geldik ortalama süreti kaçtı? Sürat dediğimiz şey nasıl yapılıyor? Alınan yol böyle zaman. Yolu hesaplamıştık 3600. O zaman 3600'ü ben neye bölmem gerekiyor? Zamanı. Adam birden 1.10'da burada, 1.20'de burada. O zaman toplam geçen süre 20 dakika değil mi Allah aşkına? O zaman 20 dakikada geliyorsa Tonguç evladım benim. Burada tabii ki dikkat edelim bak. Görüyor musun bak. Dakika. Bu metre. Süretin birimi metre bölü saniye olmak zorunda ya. O zaman ben burada dakika alamam. 20 dakikayı bak burada hesaplayacağım. 20 dakika aslında 60 ile çarpılırsa 1200 saniyedir. O zaman 3600'ü benim 1200 saniyeye bölmem gerekiyor. Çünkü metre bu da saniye. Metreyi saniyeye bölersem 3 metre bölü saniye bunun cevabıdır diyorum. 3600'de bulmuştum zaten. O zaman süretini bulmuş olduk. Bunu da ayrıca hesaplamış, hesaplamak zorundaydık diyoruz ve geçiyoruz diğer sorumuza. Yeni bir soru, yeni bir şans. Aracın yer değiştirme büyüklüğü kaçmadı. Bak yer değiştirmeyi de artık bunu hesapladım. Çünkü bu vektörel büyüktür. Yer değiştirmedeki mantık şu. Adam son konumla ilk konum arasındaki mesafe. Yer değiştirme delta x ile bulunur Tonguç'um. Delta x dediğimiz şey aslında x son eksi x ilk ile bulunur. Yani son konumdan ilk konumu çıkartarak buluruz. Ya kardeşim son konum burası. İlk konum burası. Bununla bunun arasındaki mesafe ne kadar? 1200. O zaman yer değiştirmesi toplamda 1200 metredir diyorum ve ilk sorumuzu bulmuş olduk. Şimdi ortalamamıza geldik. Tonguç'um ortalama hız sorularında şöyle bir mantık vardı. Şöyle hemen şöyle yazayım. V ort şöyle vektöreldir. Toplam yer değiştirme bölü toplam süre veya toplam zamanı diyebiliriz. O zaman kardeşim toplam yer değiştirmemiz 1200'dü. 1200 bölü toplam geçen süre ne kadar? 20 dakika. 20 dakika kaç saniyede? 1200 saniyede. O zaman 1200'e böldüğüm zaman Tonguç evladım benim toplam 1 metre bölü saniye olarak da aracın ortalama hızını bulabiliriz. Bak Tonguç'um bunların birimleriyle yazmak istersek birin cevabı x eşittir 3600 metredir. Çok dikkat et. İkinin cevabını böyle söyleyeyim. Sembollerle göstermek istersek. Sürat yani v eşittir 3 metre bölü saniyedir. Çok dikkat et şimdi. Üçün cevabı delta x üzerinde çizgi var. Eşittir 1200 metredir. Bak bu çok önemli. Dördün cevabı da aman burası çok önemli. Ortalama hız dediğim şey de çat bu çizgi işte bize aslında vektörel hız olduğunu gösteriyor. 1 metre bölü saniyedir. Bütün cevapları da buraya ayrıca yazmış oldum. Sembolleriyle sen de anlamış olduğunu umut ediyorum. Ve geçiyorum diğer sorumuza. Yeni bir soru, yeni bir şans. Evet, sınavda tam çıkabilecek tarzda sorular sordum sana. Bak mesela 20 metre bölü hızla, metre bölü saniye hızla doğrusal bir yolda ilerleyen araç 50 metre önünde bulunan trafik ışığını görünce frene basarak sabit ivmeyle şöyle bir araç var diyelim. Şöyle bir güzel bir araç çizelim sana. Şöyle bir araç. Oo, Ferrari mi hocam? Evladım ben Lamborghini'yi tercih ederim ama Aventador galiba. Onu alacak fazla şeyimiz yok. Oyuncağını alabiliriz hocam. Oyuncağını alabiliriz tabii ki. Şöyle güzel bir araç çizdim sana ve gerçekten de kaliteli bir oldu ve jantları da 17 jant attırıyorum senin için ve gerçekten keskin jant. Evet, şimdi adam ne yapmış? 20 metre bölü saniye hızla ilerliyormuş. 20 metre bölü saniye. Şekillendirmek her zaman işe yarar, onu söyleyeyim. Bir yol ilerleyen araç 50 metre önünde bulunan, yani buradan 50 metre önünde bulunan trafik ışığını görünce. Tonguç evladım benim, trafik ışıklarında biliyorsun ki EDS var, dursun, kesin dursun. Tabelalarda böyle çıkıntılar vardır. Direkt eve gönderiyorlar hocam, 480 lira. Evet, aynı öyle, gerçekten de. Trafik ışığında ne diyor adam? Görünce frene basarak sabit ivmeyle ışığın olduğu yere duruyor. O zaman 50 metrede adam hızı 20 iken adam buraya geldiği zaman hızı ne olacak Tonguç'um? 0 olacak çünkü durmuş. Değil mi evladım? Evet hocam. Harika. Süper. Sabit ivmeyle ışığın oluyor. Buna göre hız zaman grafiği ve ivme zaman grafiğini çizilmiş. Tonguç'um bir kere adamın hızı ilk başta kaç? 20 değil mi evladım? Evet hocam. Süpersin. Ve hızı ne olmuş? Azalmış ve sıfıra düşmüş.
O zaman hızının grafiği şöyle olacak. Ya kardeşim azalacak, 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 azalacak ve sıfıra düşecek. Peki kaç saniyede bilmiyoruz. O kalsın. Şimdi adamın hızının sıfıra düştüğünü biliyoruz. Peki ivme zaman grafiğinde ise ya evladım bir kere adam demiş ki bize sabit ivmeyle demiş. Sabit ivmeyle olduğuna göre düzgün bir ivme olacak. Ama şöyle düşünelim. Şimdi adam hız zaman grafiğinde bak kaç metre gitmiş bu sayede? Adam burada toplamda 50 metre yol gitmiş. Şunu unutmayalım Tomucuğum. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize neyi verir? Yer değiştirmeyi verir. Adamın yer değiştirmesine kadar 50 metre değil mi? Evet hocam. O zaman bunun altında kalanı hesaplarken biz aslında şeyi hesaplıyoruz. Neyi hesaplıyoruz evladım? 50 metre hesaplıyoruz. O zaman şuradaki zamanı bilmiyoruz ya T diyelim. Bir üçgenin alanı nasıl hesaplanır? Dik üçgenin alanı tabağın çarpı yükseklik bölü 2 ile hesaplanır. O zaman 20 çarpı T bölü 2 aslında bunun alanı değil mi? Evet bak hocam. Dikkat et. Bunu sadeleştirdin. 10 çıktı. 10T bunun alanı. 10T kaç olmak zorunda? 50 metre olmak zorunda. O zaman T'nin 5 saniye olduğunu bulabiliriz. O zaman demek ki T eşittir 5 saniyede adam duruyormuş diyoruz. Peki adam 5 saniyede duruyorsa bunun bak dikkat et Tunguç'um ivmesini nasıl hesaplayacağız? Şimdi adamın burasını hesapladık. O zaman şurası 5'miş süper. Burası noktasında bu noktasında biliyorduk. Hız zaman grafiğini çizmiş olduk. İvmesini hesaplamak için formülümüz şu. İvme eşittir delta V bölü delta T. Peki delta V nedir Allah aşkına? İvmeyi ben şöyle ezberletiyorum öğrencilere. A eşittir Tonguç'um. V son eksi V ilk bölü T. V son nedir Allah'ını seversen? Son hızı. Son bu hız. Adamın son hızı trafik ışıklarında kaç? 0. Eksi. İlk hızı ne? 20 bölü. Ne kadar süre geçmiş? Demin bulmuştuk. 5 saniye. O zaman ivmesi bunun 0 eksi 20 yani eksi 20 bölü 5'ten eksi 4 metre bölü saniye eder. İvmesini de bulmuş olduk. O zaman sabit ivmeyle gittiğine göre adam düzgün bir şekilde eksi 4 ile gitmesi gerekiyor. Ya burası 0 ise eksi 4 aşağıda bir yerdedir Tonguç evladım benim. Eksi 4 ve bunun ivme zaman grafiği de yine bununla çizelim. Eksi 4'te sabit bir şekilde. Ne kaç saniye boyunca gitmiş Tonguç evladım benim? Tabii ki 5 saniye boyunca eksi 4'te sabit bir şekilde gitmiştir diyoruz. Ve zaten sana şunu da göstereyim. Enteresan bir bilgi enteresan. Daha. İvme zaman grafiğinin altında kalan hız değişimini verir. Bak bunun altında kalan yer değiştirmeyi verirdi. Bunun altında kalan da hız değişimi verir. İstersen yapabiliriz. Eksi 5 ile 4'ün çarpımı nedir? Eksi 20. Ne kadar hızı değişmiş? 20'den 0'a düşmüş. Yani eksi 20. Hızı 20 azalmış diyoruz. Ve önemli bilgilerle sorumuzu geçiyoruz. Ve yeni bir soru yeni bir şans. Evet aynen öyle. T eşittir 0 anında yan yana duran KVD araçları aynı yönde. Yine kapışıyorlar hocam. Yine kapışma sorusu aynen. Galiba. Aynı yönde VK eşittir bu hızlar hareket ettikten 2 saniye sonra K aracı duruyor. K aracı durduktan 1 saniye sonra o zaman şöyle bir tane station wagon araba çizelim senin için Tonguç evladım benim. Evet şöyle aile arabası olsun senin için böyle golf falan filan. Teşekkür ederim. Bir tane de sedan alabilir miyim? Evet Tesla da alabiliriz. Tesla da güzel araba. Elektrikli ama bir hocam. Tane de ne olsun gerçekten de Carrera olsun şöyle. Porsche Carrera. Aa. Biliyorsun biz reklam da alıyoruz. Porsche'dan. Kaç milyon TL aldın? Almanya hocam? Fabrikasından 3 milyon euro geldi. O yüzden ama ben hocam aynısını Porsche'un çizdiniz yalnız. Reklam falan evet, diyorsunuz ama. Gerçekten de Porsche'u birebir canlandırdık. O yüzden daha fazla para talep ederiz. Şimdi geldik şimdi. Bu adamlardan bir tanesi 20 metre bölü saniye hızla gidiyor. Diğeri de 30 metre bölü saniye hızla gidiyor. Şimdi, Porsche bu kadar mı gidiyor yani? Aynen gel. 30 metre bölü saniye hızı ne demek biliyor musun? Ne demek? 3,6 ile çarp 108 kilometre bölü saat demek. Radara yani o kadar az değil canım. Sonuçta hız sınırı var. Geldik. Hızlar hareket ettikten 2 saniye sonra K aracı duruyor. Şimdi bu araca biz K diyelim. Bu aracı da L aracı diyelim. Şimdi adam ilk başta gidiyormuş. Kaç saniye? 2 saniye. Ya bu adam metre bölü saniye ne demek? Hız demek. Hızla zamanı çarparsan neler? Kaç metre gittiğini yol bulursun. Mesela 2 ile 20'yi çarptın. 40 metre yol gitmiş. O zaman bu adam 40 metre yoldan sonra bu adam artık duruyor ve artık sakinleşiyor. V eşittir 0 haline geldi. Durdu. Stop diyelim. Ondan sonra da K aracı durduktan 1 saniye sonra tekrar 20 metre hızla aynı hızıyla öyle. O zaman
Burada ne yaptı? 1 saniye mola verdi. Sonra tekrar 20 metre bölü saniye hızla hareket etmeye devam etti. Tamam, eyvallah. Buna ilerliyor. Buna göre araçlar harekete başlayan 5 saniye sonra aralarındaki mesafe kaçmadı. Ama bu sürekli devam ediyor. Hiç durmadan devam ediyor diyoruz. Şimdi bunların grafiklerini çizerekten bu işi çözebiliriz. Ama şunu da yapabiliriz. Mesela 20 toplamda bu adam, aslında çok daha basit bir yöntem var. Bu adamın yer değiştirmesi veya aldığı yola bakalım mı? Bakalım. XK. Ya kardeşim, bu adam 20 hızla, yani hani hız çarpı zaman değil mi Tonguç evladım benim? Evet hocam. Yer değiştirme aslında. Yer değiştirme hız çarpı zamansa, ya kardeşim o zaman bunun hızı 20. Adam toplam ne kadar 20 metre bölü saniye hızla gitmiş? Toplamda bak, 2 saniye gitmiş, sonra 1 saniye mola vermiş, sonra tekrar devam etmiş. Ve toplam 5 saniyedekini soruyor. O zaman adam toplam 5 saniyeden 1 saniye eksik gitmiş. Yani 1 saniye mola verdiği için toplam 4 saniye gitmiş. 20 kere 4'ten 80 metre yol gittiğini bulabilirsin. Bununsa Tonguç evladım benim, bu adamın hiç durmadan 30 metre bölü saniye hızla 5 saniye boyunca gittiğini, yani 150 metre gittiğini yol bulabilirsin. O zaman aradaki fark 150 eksi 80'den 70 metre olurdur diyebiliriz. Ve bunun grafiğini çizmek istiyorum. Sana ekstra soru çıkardım. Bunların grafiğini çiz diyor soruda mesela. Bunların grafiğini çizersek şöyle bir şey çıkar karşımıza. Ya kardeşim, bunun hız metre bölü saniye diyelim. Bunun da zamanı saniye diyelim. Ya bu adamlar sıfırıncı saniyede, sonra bir ikinci saniyede bir yamukluk yapıyor bu zımbırtı. Sonra üçüncü saniyeye kadar bekliyor. Sonra beşinci saniyeye kadar gidiyor. Şimdi bir kere L aracı 30 metre bölü saniye hızla hiç bozmadan 5 saniye boyunca ilerlemiş. Değil mi Tonguç evladım benim? Evet hocam. Ama K aracı, hatta onun renginde yazalım, maviyle, 20 ile başlamış. 2 saniye gitmiş. Sonra Tonguç'um hızı sıfırlanmış, durmuş. Sonra Tonguç'um tekrar 20 ile 2 saniye daha gitmiş. İşte bunların altında kalan alanı bularak hesaplayabiliriz. Mesela L'nin altında kalanını hesaplarsak, bak şurasının hepsi değil mi Tonguç? Bak burasının hepsi. Bak 30 çarpı 5. 30 çarpı 5 150'dir. K'nın altında kalanını hesaplarsak, şurası 20 çarpı 2 40. Şurası, burası 20, burası 2 40. 40 artı 40, 80. İşte 80, 150 aslında oradan çıkıyor. Sınavda tabii bunun grafiğini de sorur. Biz de sorar. Biz de ona benzer bir soru hazırlamış olduk diyoruz. Evet, geldik şimdi Newton'un hareket yasalarına. Newton'un hareket yasalarını tabii bilmemiz İshak gereken. İshak Newton. En önemlisi Newton'un temel yasası. Eylemsizlik yasası, tamam eyvallah. Hani duran cisim durmak ister, hareket eden cisim hareket etmek ister. Arabanın frenine basılınca giderken bir anda öne doğru kaykılırız. Bu eylemsizliktir falan filan, bunları biliyoruz. Ama İşte temel yasasında diyor ki F net eşittir ama diyor. F net ne demek Tonguç evladım benim? Net kuvvet. İnanılmaz. Net yani. Başka bir şey karıştırma. Force. Mesela burada bu cismin üzerindeki ivmeyi soruyor. Peki ivmeyi soruyorsa bu cismin üzerindeki, ya kardeşim o zaman bunun ivmesini F eşittir ma ile ben hesaplayabilirim. F eşittir m çarpı a ile hesaplayabilirim. F vektörel, a da vektörel. Şimdi bir kere buradaki F ne kadar? Üzerinde 20 Newton. Kütlesi ne kadar? M dediğimiz şey kütledir Tonguç evladım benim. Bak hemen şunun şeyini yapalım. Kuvvet hatta net kuvvet eşittir kütle çarpı ivmedir Tonguç, bunu unutmayalım. O zaman kuvveti yazdım. 20 Newton uygulanmış. Bu tarafa doğru çekiyor. Kütlesi ne? 2 çarpı A. O zaman A'nın 10 olduğunu söyleyebiliriz. O da şöyle gösterilir Tonguç evladım benim. Bu yönde 10 metre bölü saniye karedir. Unutma, ivmenin birimi metre bölü saniye karedir. Bunun birimi kilogram olmak zorunda. Bunun birimi de Newton olmak zorunda diyoruz. O zaman diyoruz ki bunun cevabı sağa doğru 10 metre bölü saniye kare. O zaman hatta şöyle yazalım. A1 eşittir 10 metre bölü saniye kare bu tarafa doğru diyelim. Geldik diğerine. Onu da farklı bir renkle hesaplayalım. Yapalım yine hocam. Aynı şekilde F eşittir M çarpı A yapıyorum. Bunların üzerinde vektörler var. 10 Newton eşittir. Kütlemiz ne kadar? 5. Çarpı A dediğimiz şey.
A dediğimiz şeyin buradan 5 kere 2 10'dur. O zaman ne tarafa doğru? Sağa doğru 2 metre bölü saniye kare olduğunu, hatta buna A1 demiştik, özür dilerim. Buna da A2 diyelim. A2 eşittir 2 metre bölü saniye saniye kare bu tarafa doğru diyoruz. Geldik bu zımbırtıya. Eyvah, burada ne yapacağız? Eyvah. Burada net kuvvet hesabı yapmalıyız. Efnet. Net kuvvet hesabı yapmak için de şöyle yapıyorum. Ya, diyorum ki kardeşim, bu tarafa doğru 30, bu tarafa doğru 40, bu tarafa doğru 10 çekmiş. Toplam sola doğru çekenler 50, sağa doğru çekenler toplamda 30. O zaman toplamda sola doğru 20 Newton yok mu? İşte buna biz F net diyoruz Tunguç. O zaman hemen hesabımızı yapalım. F eşittir M çarpı A'dan. 20 Newton demiştik değil mi? 20 eşittir. Kütle 5 çarpı A diyorum. A buradan 4 çıkar ama dikkat et, F net bu tarafa doğru olduğu için ivmemiz de bu tarafa doğru 4 metre bölü saniye kare diyoruz. O zaman A3 eşittir 4 metre bölü saniye kare diyoruz. Ve gerçekten bu tarafa doğru olduğu. Ve Tonguç, sana bir tane kazı kur aziz soru sorayım mı? Azizül aziz. Bunun şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bunları nasıl çalışacağım hocam ben bu arada? Bunları nasıl çalışacaksın onu söyleyeceğim ama ilk başta kazık bir soru sorayım. Bu cisim evladım. Bu cismin ilk başta durduğunu söylersek, bu cismin aynı bu ivmenin altında 10 saniye sonraki hızı nedir? Çok basit. Neydi ivmemiz? V son eksi V ilk bölü zamandı değil mi? Bunun ivmesi neydi? 4'tü. Peki son hızını bilmiyoruz. Zaten bize onu soruyor. 10 saniye sonraki hızı. İlk hız neydi? Duruyordu ilk başta. Bölü. Kaç saniye sonra? 10 saniye sonra dedim. Buraya zaman demem gerekiyor, özür dilerim. Bu formülü yazdım. 10 yazdım. O zaman son durumda V son eşittir 4 çarpı 10'dan kaç çıkar evladım? V son eşittir 40 metre bölü saniye çıkar. Sol tarafa doğru 40 metre bölü saniye. Birazcık kazık bir soru sordum. Tonguç'um, şimdi yapman gereken şey, bak sana şöyle söyleyeyim. Esas şu akıl haritalarımız çok önemli. Gerçekten de hani ilk başta fizik akıl haritamızda temel ilk konuların tekrarlarını buradan yapabilirsin. Burada bütün grafiksel tekrarlarda yapabilirsin. Bunları lütfen çok iyi çalış, akıl haritam varsa. Ve ikinci akıl haritamızda da kuvvet ağırlıklı gittik. İşte burada yine ivme zaman, hız zaman grafiklerinin yanında bir de kuvvet, ardından Newton'un hareket yasaları var. Ve işte Newton'un hareket yasalarından sonra işte net kuvvet hesabı ve bunun da hesabı, ivme hesabı var diyoruz. Bunlara bakabilirsin. Bunun yanında Tonguç, 0'dan 9'a fizikten çalışman gereken sayfaları ve önemli konuları sana söylemek istiyorum. Şimdi bir kere ilk konulardan çok böyle detaylı çalışmana gerek yok. Tamam, ilk konular bizim için önemli. Fiziğin ne olduğu, fiziğin klasik fizik, bilmem modern fizik falan. Ama bunları bayağı geçtik. Bunları geçtiğimiz için buradan lütfen sadece test geçleri, yani sayfa 30 ve 31'i çöz. Ama sonrasında madde ve özellikleri ünitemizdeki bu kütlenin ve hacmin birimlerini lütfen çok iyi tekrar et. Ve hacim ölçüleriyle ilgili formülleri öğretmeniniz vermiyor olabilir. O yüzden lütfen bunları ezber. Hatta buradaki sorular çok kaliteli sorular. Şu soru özellikle çok güzel bir soru. O yüzden lütfen bunları tekrar et diyorum. Hacim ölçülerine baktığımız zaman dereceli silindirle, taşınma kabıyla ölçme yöntemlerine iyice çalış. Ve hani eğer sen tabii ki fen lisesiysen Tonguç'um, fen lisesinde biliyorsun ki kum hesaplamaları da var. Anadolu Lisesi'nde yok ama fen lisesinde ekstradan kum hesaplamaları sayfa 42 ve 43'teki güzel sorularla tekrar edebilirsin. Yapamadığın soruları taslan bulabilirsin zaten diyoruz. Ve aynı zamanda öz kütle sınavda gerçekten çıkacak yer burası aslında. Ve burada bir sürü tabii öz kütle sorusu da var. Ama fen lisesine özel tabii ki şeyde de bilmen gerekiyor. Sıvı karışımda eşit hacimde eşit kütlede ne oluyor? Onların formüllerini de burada verdik. Onlara da bakabilirsin diyoruz. Öz kütle ile ilgili çalışmalarda Arşimed'in yaptığı ve El Hazini'nin yaptığı çalışmaları belki sınavda sorabilir. Günlük hayatta öz kütleden belki sınavda soru gelebilir. Onlara da bakarsan çok iyi olur. Burada öz kütle ile ilgili ondan sonra dayanıklılık geliyor. Dayanıklılıkla ilgili geçen sınavda belki soru sormuştur ama yine de sen bir göz gezdirsen iyi olacak diyoruz. Dayanıklılık unutma. Uzunluk arttıkça azalır diyoruz. Bunu da unutmayalım. 1 bölü H formülü var. Adezyon ve kohezyon kuvvetinin farkını bilmen gerekiyor. Bundan hocalar soru sormaya bayılırlar. Zaten bizim sınavımızda da vardı gördüğün gibi. Yüzey gerilimini veya kılcallık ilkesini de sorabilirler. O yüzden lütfen sayfa 60 ve 62'de çalışmayı ihmal etme diyorum. Ve aynı zamanda Tonguç'um, T
test geçimiz sayfa 66 ve 67'deki mutlaka çöz diyorum ve ondan sonra da kuvvet ve hareket konusunda. Bak, öteleme, dönme, titreşim hareketlerinden belki bir örnek sorabilir. O yüzden sayfa 70'e bak. Ama özel olarak sayfa 72 %100 sınavda gelecek soru. Aynı zamanda sayfa 74 %100 sürat ve hızın farkı her sınavda, her ikinci yazılıda şu ana kadar 9. sınıf tarihinde sorulmuştur. Onu da söylemek istiyorum Tonguç'um. Ve çemberle ilgili sorular gelebilir. Unutma Tonguç'um, burada da çember yayının nasıl hesaplandığı ile alakalı, daha doğrusu orada hareketin nasıl olduğu ile alakalı çok güzel sorular var. Şu soru ve şu sorular gerçekten güzel. Aynı zamanda düzgün doğrusal hareketin grafiklerini de bilmemiz gerekiyor. İşte konum zaman ve hız zaman grafiğinin arasındaki ilişkiyi, altında kalanın aslında konum zamanını verdiğini, yer değiştirmeyi verdiğini, aynı zamanda ortalama hız ve ortalama süretin nasıl hesaplandığı ile alakalı burada çok kazıkul aziz sorular verdik. Lütfen bunlara da bak bakalım, yapabiliyor musun? Sınavda çıkabilecek tarzda. Hareket grafiklerinde yorumlara da yaptık Tonguç evladım benim burada. Yorumlamalara da lütfen bak. Aynı zamanda ivme ve kavramının hızla ilişkisini de burada verdik. Ve ivmeli hareketlerin, işte düzgün uzanan, düzgün yavaşlanan hareketinin nasıl olduğunu, ivmenin pozitifken hızlandığını, ivmenin negatifken yavaşladığını ve grafiklerinde hatırlayalım diyoruz. Anlık sürat ve anlık hızın da aslında arabanın göstergesinde gösterdiği gibi olduğunu ve nasıl bulunduğunu, düzgün hızlanana, düzgün yavaşlanana, sabit hızda onu gösterdik. Onlara da lütfen bak. Referans noktasına göre hareket, aynı zamanda işte buradan sonra Tonguç evladım benim, tara geçişlerini mutlaka yap, ama kuvvet kavramında işte temas gerektiren, temas gerektirmeyen, ondan sonra dört temel kuvvet, ondan sonra kuvvetin dengesi, dengelenmiş, dengelenmemiş kuvvetler, bileşke dengeleyici kuvvetler, bunlar karşımıza sınavda %100 gelecek. Newton'un yasalarını her hoca sorar sınavda. Yani der ki Newton'un 3 yasasını yaz. Bir tanesini açıkla veya üçünü de açıkla diyebilir. Çünkü gerçekten çok temeldir bunlar. Temel yasa, eylemsizlik prensibi ve etki ve tepki yasası. Bunlar çok çok kritik diyoruz. Sınavda bunlardan %100 gelir. Yani dengelenmiş kuvvet, dengelenmemiş kuvvetlerden %100 gelir sınavda soru. Ve aynı zamanda kuvvet, ivme, kütle arasındaki ilişki de çok önemli diyoruz Tonguç'um. Etki tepki kuvvetinin özelliklerine bakarsan da çok iyi olur diyoruz. Yani sayfa 100, 107'ye kadar çalışsan, Newton'un yasalarını da bilsen sana şu an için yeterlidir diyoruz. Burada Tonguç çok bir yazılı soruları var. Bunları da göstermek istiyorum. Tak fiziğin içinde yazılı soruları var. Yazılı soruların da şuradan bak, her ünitenin sonunda olduğu için hareket ve kuvvetin sonundaki yazılı soruları sayfa 130 ve 131'deki, lütfen bunları çöz ve buradaki ünite tekrarlarını çöz. Yani şurada mesela 3. ünite tekrarı olarak sana sayfa 118, 119, 120, 121 çok güzel sorular hazırladık burada. 122, 123 evet, gerçekten de herkese yönelik sorular. 124, 125 ÖSYM tarzını şu anda çözmene gerek yok. Ama burada ALFL tekrarları var. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi. Bunları da yapabilirsin. Gerçekten güzel sorular, kaliteli sorular görmek istiyorsan. Tabii eğer konuları tekrar etmek istiyorum dersen, bir de burada madde ve özelliklerinde yazılı soruları var. Sayfa 82 ve 83'te. Lütfen bunlara da bak. ALFL tekrarlarında zor sorular çözebilirsin burada. Konuları tekrar etmek istiyorum diyorsan, mesela kuvvet ve hareket, hareket ve kuvvet ünitesinde hemen buradan konuları tekrarına başlayabilirsin. Ve burada da klasik sorularımız var. Lütfen bunlara da bak. Çünkü bunlar yazılı sorular için. Açık uçlu ve klasik sorularımız. Bu ikisi aslında yazılıya hazırlık için. Yapamadığın soruları hemen TAS uygulamasına bakabilirsin. Hiç merak etme. Bak burada açık uçlu ve klasik soruları da çözersen. Çünkü takım mantığında iki test. Bir açık uçlu, bir klasik vardı. Burada sana örnek soru da veriyor zaten. Merak etme. Onlardan da referans alabilirsin diyoruz. Ve buradaki sorular gerçekten çok önemli. Yani sayfa 3. ünite ağırlıklı olacağı için sınav. Sayfa 87 ile Tonguç'um, sayfa hemen söyleyeyim, sayfa çat, evet ünite tekrarı, sayfa 117 arasını çözersen çok iyi olur. Sayfa 87 ile 117 arasını çözersen çok güzel olur. Umarım sınavın çok güzel geçer ve başarılı bir not alırsın diyoruz. Sana yardım edebileceğim kadar yardım ettim. Bunların daha fazla videosu sınıf anahtarı sisteminde mükemmel bir şekilde, iki tane daha yazılı videosu bulunuyor ve daha detaylı konu anlatımları da bulunuyor. Oradan da yararlanabilirsin diyoruz. Ödül sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi bakalım evladım.